Kaç gel? Ben gideceğim tarih vereyim, bak sen ne dedin de ben... Şimdi adam mı? Tarih mi verecekmiş? O zaman tarih vermeye gidiyor. Dönem dönem test veriyordum. Neyse şimdi arkadaşlar dün rica edin, yaptırırız testlerini. Benim bir dönem enfesi bir... Vay bir şey. Kene sezonu aslında bu sene biraz erken açıldı ama araya soğuklar girince tekrar böyle kapanır gibi oldu. Tabii havaların ısınmasıyla tekrar artmaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır ben burada görev yapmaktayım ve her yıl gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Bu yıl biraz ayrıcalıklı bir süreçten geçiyoruz. Ayrı bir dönemden geçiyoruz. Covid-19 nedeniyle biraz gölgede kalmakla birlikte kene vakalarını bu sene de görmeye başladık. Son bir ay içinde de yaklaşık 17 hasta ön tanıyla yatırdık. Kesin tanısı kesinleşen 15 yılında hastamız var. Halen servisimizde de yatan hastalarımız var. Kırım, Kongo, kanamalı ateşi genellikle kırsal bölge hastalığı diyoruz. Gelen hastalarımız genel itibariyle kırsal bölgeden geliyor. Hayvancılıkta, çiftçilikte uğraşan vatandaşlarımız. Hastalık bildiğiniz gibi kenelerle ulaşıyor veya evcil hayvanlar hastalığı geçirebiliyor. Bir şekilde insanlara daha çok kenelerle olmak üzere bu hayvanlar aracılığıyla geçiyor. Belirtileri ne? Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve şiddetli kas eklem ağrılarıyla gelebiliyor. Aynı zamanda ishal, bulantı, kusma vesaire gibi ve nihayetinde kanamalarla sonuçlanan veya bazen sepsis durumuyla sonuçlanan ağır tablolarla gelebiliyorlar bu hastalar. Birçok hastalıkla karışabiliyor. Bu sene özellikle COVID'e odaklandığımız için COVID'de de karışabileceğini erken dönemde eğitimlerimizde dile getirdik. Arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda bunları gündeme getirip kene hastalığına karşı, kırım kuboya karşı da uyanık olunması yönünde uyarılarımızı yaptık. Bu yıl dediğim gibi mevsimde normal hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vakaları görmeye başladık. Özellikle tedavi noktasında daha çok destek tedavisiyle gidiyoruz biz bildiğimiz gibi. Ölümcül seyredebiliyor. Bu açıdan vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Biraz daha normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte açık alanlara, parklara, köylere gidişlerin çok fazla olduğunu biliyoruz. Bu açıdan da kenelere dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli husus, özellikle kırsalda yaşayıp hayvancılık yapan vatandaşlarımız, bunların özellikle kene kırma dediğimiz çıplak elle hayvanları üzerindeki keneleri toplaması ki bu şekilde bu yılda yatan 2-3 hastamız var. Bunun kesinlikle yapılmamasını öneriyoruz. Kenelerin çıplak elle hayvanlardan koparılıp ezilmesi özellikle önermiyoruz. Vatandaşlarımız için ne önerebiliriz? Kesinlikle çok panik yapmaya da gerek yok. Şehir merkezindeki parklardan vesaire şu ana kadar bir bulaş hiç görmedik. Hep kırsal bölgeden. Ama burası kırsalla iç içe geçen yerler. Hemen şehrin dışına çıktığımız zaman işte 10-15 kilometre ileride kırsal kesimler var, dağlık kesimler var. Buraya gidildiği zaman nelere dikkat edeceğiz? Özellikle bu eczanelerde böcek kovucu, kene kovucu ilaçlar var. Elbiselere sıkılabilir. Özellikle yine açık renk elbiseler giyilmesi, kapalı elbiselerin giyilmesi, sandalet tarzı değil de biraz daha kapalı elbiselerin giyilmesi öneriyoruz. Bir diğer önemli nokta pantolon paçalarının özellikle çorap içine sokulması oldukça önem arz ediyor. Nihai olarak da eve dönüldüğü zaman genel bir kene kontrolü yapılması gerekiyor. Çünkü keneler yapıştığı zaman ağrı duyusu da olmuyor. Bir yere yapışmışsa sizin kendinizin bulması gerekiyor.